bu tarifle bakla yemeyen kalmayacak. İddia ediyorum, gerçekten kalmayacak. Biraz bakla toplayacağım arkadaşlar. Bakla toplamak için gidiyorum. Bakla pişireceğim. Kart aldığı zaman güzel olmaz. Kartının da ayrı bir tadı var da. İlk bahçenin hasatlarından inşallah yiyelim. Bismillahirrahmanirrahim dedim. Allah Allah, ben baklaları bulamıyorum ya. Bakla nasıl toplanır arkadaşlar? Şöyle tutup şöyle kopardığımızda şursu kopabilir, güzel olmaz. Şöyle toplayacağız. Tutacağız baklayı, aşağı doğru böyle çekeceğiz. Evet. Mesela şunu da göstereyim minik ama. Böyle. Böyle toplayacağız. Aşağı doğru doğru arkadaşlar. Bakla nasıl toplanır? Evet, evet. Şurada mesela baklayı şöyle asılmayacağız. Asılırsa dalda kopar. Görünmesi lazım Şahin'cim. Tamam canım. Şöyle koparmayacağız. Şimdi yaklaştır. Aşağı doğru. Böyle. İşte bak. Görünsün. Hı hı. Böyle aşağı doğru doğru çekeceğiz. Bu şekilde, bu şekilde. Bu şekilde çekeceğiz arkadaşlar ve baklayı toplayacağız. Şimdi kameramanım Şahin Bey. Evet. Ben içine gireceğim. Evet. Toplayacağım. Yani nasıl toplayacağımızı gösterdik. Evet, toplayacağız. Bunlar güzel güzel yani. İnşallah. Evet işte bakın. Oo, Kenan, çok güzel. Çok güzel, su gibi. Taze taze. Şöyle. Bakla evet. Böyle toplanacak. Aşağı doğru doğru çekeceğiz. Şu şekilde. Böyle. Zemine doğru. Şöyle. Böyle çekeceğiz arkadaşlar. Çıt çıt. Bak, Kenan, işte. Şu otlar da yolayım. Şöyle yaparsak edersek şuradan kırılabilir. Aşağı doğru doğru. Dala da zarar vermeyeceğiz. Dala da zarar vermeyeceğiz. Tepiklemeyeceğiz özellikle toplarken. Evet. Tepiklemeyeceğiz. Bazen toplarken paldır küldür içine girip tepikliyoruz ya. Evet. Maşallah. Maşallah. Diyeyim. Daha yeni yeni döktüğü için evet, kola, daha yeni. Almadılar. Daha ancak. Evet, ilkini yiyeceğiz taze taze. İlk sefte yiyoruz yani. İlk daha. Depmelemeyeceğiz dedik de kendim depmeledim ya. Kazayla bir tane ülkeler üstüne bastı ama ayağa kalkar o. Evet. Böyle daha yeni yeni oldukları için öyle baka baka bir pişirim kadar. Bir vurum deriz biz değil mi? Bir vurum deriz. Bir vurum kadar. Hava soğuk ya Ülker Hanım. Köyüm o ya. Evet, o yüzden dökmüyor. Yoksa ısınsaydı şimdi bunlar var ya. Hemen öbür evden geldik böyle arkadaşlar. Üzerime şalvar bile giymedim. Ceketimi çıkardım. Hırkamı giydim, koştum. Çünkü akşama bakla pişireceğiz ya. Evet. O yüzden dedim toplayayım. Pişirelim inşallah Allah'ın izniyle. Hepsinde daha yok bak. Evet. Şuraya bakalım Kerem. Açık havalarda vardır. Açık taraflarda değil mi? Vardır da. Ya yeni yeni ama yeni yeni. Yeni yeni de hava soğuk. Bir türlü gelişemedi bir türlü. Evet. Daha evet.
Daha yeni çıkıyorlar. Çıksın bu. Hı. İlk hemen bak asıldım yukarıya kırıldı hemen. Kırılır. Aşağı doğru taze. Evet arkadaşlar. Kendimize kadar bir bişirim topladık. Daha bol bol dökmedi. Söylediğimiz gibi. Şöyle. Bize yetecek kadar bulabildik. Haftaya kadar çok bol alır baklalar. Maşallah. Ama biraz azmışlar sanki. Çok büyümüş ülke buna büyüdü. Ya. Çok büyüdü. Ne oldu bilmiyorum bunlara. İnsan boyuna yakınmış buna. Yani hani herhangi bir büyütücü bir şey kullanmadık. Evet. Burası değişti. Bura bir şey ekilmedi. Birkaç sene ondan. Bir de şey dolgu toprak yukarıdan hani üstüne germe var ya. Aynen. O yüzden bakla da yumuşak toprağı sever yani. Tabii bakla arkadaşlar baklanın. Tazesi, yaşı, kurusu, ağzım burnum buz tuttu. Bu çok soğuk. Oradan avuşturuyorum. Gerçekten çok soğuk. Yaşı faydalı, kurusu. Kurusu da çok faydalı. Ne hastalığı neyi geliyordu? Parkinson hastalığına ülkeler. Parkinson. Parkinson hastalığına iyi geldi. Hani uzmanlar titreme, söylüyor. Titreme hastalığı böyle var. Hani titreme oluyor ya Allah kimseye vermesin. Hı. O hastalığa bakla çok iyi geldi. Uzmanlarımız söylüyor arkadaşlar. Baklayı yemeseniz bile tarlasından geçin der büyüklerimiz. Hı. Baklayı yemesek bile tarlasının içinden geçip şöyle bir koklayalım demiyorum. Yiyelim. Evet. Yiyelim değil mi? Aynen tabii. Yiyelim şimdi inşallah topladık. Bakla, taze bakla nasıl pişirilir? Onun videosunu da çekeceğim sizler için. Tarif vereceğim arkadaşlar. Bugün böyle öbür evdeydik. Öbür evden geldik. Bu evde robot yoktu. Orada çekeceklerim ceviz falan vardı. Fıstık. Onları çektik. Ceviz vardı. Onları kırdık. Hava yağmurluydu. Şu anda açıldı. Orada vakit geçirdik. Şimdi bahçeye hava açılınca bahçeye tekrardan geldik. Bir iki gün önce gelmiştik. Zaten bahçenin durumu diye video çektik. Canlı yayın yaptık Şahin'le beraber. Değerli arkadaşlar bugün de geldik baklalardan. Yemek yapalım tazecik yiyelim diye. Yarın da bir günde köve gittiğimizde bunlar kartalır kalır artık. İnşallah bilmiyorum yani kelserler toplarsa komşular da toplar. Belki de toplamak isterlerse öyle arkadaşlar. Baklanın tarlasından geçmeyelim yiyelim dedikten sonra evet şöyle taze taze nasıl toplanır onu da gösterdikten sonra şimdi ne yapıyoruz burada videomuzu kapatıyoruz. Bugün bayağı bir çok iş yaptık arkadaşlar. Pazara gittik, pazardan biraz hediyelik bir şeyler falan baktım, özellikle Dülbent, oraları gezdik. İhtiyacımız evde olmayanları aldık. Gösterelim Kerem tabii ya. Şalvarımı bile giymedim arkadaşlar. Hemen acele karanlık olmadan toplayayım dedim. Hoş geldiniz değerli sevgili arkadaşlar. Güzel yürekli izleyicilerim. Bakla pişireceğiz bugün. Bahçeden tencereye şöyle taze taze baklalar. Hemen çiçek ucu diyebilirim. Gerçekten çok taze. Su gibi yani. Arkadaşlar öyle bir bakla pişireceğim ki bakla yemeyen kalmayacak. Gerçekten çok sevecekler arkadaşlar. Bakla olduğunu bile anlamayacaklar. Bahçeden topladığımız taze baklalar, bir dömet dereotu gene bahçeden. Dereotun hepsini kullanmayabilirim. Çok olur sanki bir yarısını kullanırım. Kullanacağım yani. Sarımsak şöyle 7 diş bir baş sarımsak diyebilirim. Sarımsak da gene size bağlı. İstediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Yoğurt, tuz, pul biber, tatlı pul biber ve zeytinyağı. Ocağa tavayı koydum. Şu anda ateş yanmıyor. Yani açacağım. Baklaları temizledikten sonra açacağım. Tavayı ocağa koydum. Kuzine sobanın üzerine arkadaşlar. Şimdi baklaları temizleyeceğim. Çok taze olduğu için baklada kılçık yok. Şöyle bıçakla alıyorum ve kestim. Çekirdeği yok. Hiçbir şekilde su gibi taptaze. Soyma aşamasında limonlu suya koymamız lazım arkadaşlar.
Ben limonlu suya koymayacağım. Hızlı hızlı kesip ocağa atacağım. Baklaları bahçeden topladık ve tertemiz yıkadık arkadaşlar. Sakın yanlış anlaşılma olmasın. Yıkadım yani. Şöyle uzun olan baklaları ikiye bölüyorum ve minik olan, kısa olan baklaları bölmüyorum. Bütün bütün. Şöyle bütün bütün atıyorum. Bu sakız bakla zaten. Yani uzun bakla. Bakla çeşidi var. Birkaç tane var arkadaşlar. Bizde bu var. Aslında bir de göde bakla var. O göde bakla bende yok. Vardı, yıllar önce kayboldu. Baklayı hızlı bir şekilde temizledik arkadaşlar. Kararma var mı? Bakın, kararma yok. Kararma olmuyor. Elimizi çabuk tutuyoruz. Uzun süre beklerse limonlu suya koyarız. Baştan da söylediğim gibi şöyle baklaları tertemiz temizledik. Kılçıklarından arındırdık. Ne yapıyoruz? Zeytinyağı koyuyorum. Yeteri kadar yağ gene size bağlı arkadaşlar. Ne yapıyorum? Baklaları tavaya atıyoruz. Baklaları tavaya attık. Ateş yavaş yavaş yanacak. Kısık ateşte olacak. Kapağını kapatacağız. Buhar gibi pişecek. Ateşimiz yanıyor. Baklamız da böyle yavaş yavaş cısır cısır pişiyor. Şöyle bir karıştıracağız. Gayet kısık ateşte pişecek arkadaşlar. Tüpte pişirirken çok kısık pişmesi lazım. Pişmesi lazım. Sobayı kapatıyorum. Kapatacağım. Ve dağılma ihtimaline karşı şöyle sallayarak pişirelim. Biraz daha pişti mi dağılabilir. Şöyle dağılmadan şöyle şöyle sallayarak pişirelim arkadaşlar. Kapağını kapalı tutalım ki yavaş yavaş pişsin. Bayağı bir pişti bakla. Ne yapıyorum? Tuz. İsteğe bağlı yeteri kadar tuz. Tuzunu da atıyorum. Tekrardan kapağını kapatıp biraz daha pişmesi lazım. Kızarması. Bakla kısık ateşte pişti. Yani çiğ olmayacak şekilde pişti. Şöyle pişti arkadaşlar, iyice pişti, yumuşadı yani, ince kıvama geldi. Ne yapıyorum? Ateşi açtım, harlattım. Şöyle kızarcık sallayarak pişirdim. Şu anda yani iyice parıldı, mühürlendi, dağılmaz artık. Güzel oldu. Kızarsın. Harlı ateşte.
Kapağını kapatmayacağım artık. Kızarmasını bekleyeceğim. Şu şekilde kızardı. Tabağa alıyorum. Sıcak. Evet. Tabağa aldım. Pul biber. Pul biber isteğe bağlı. Pul biber ve dereotu. Dereotu. Sarımsaklı yoğurt. Sarımsaklı yoğurt. Bakla kızartması birazcık ılıdı. Ilıması lazım. Kaynar kaynar olmasın. Ne yapıyoruz? Sarımsaklı yoğurt. İstenilirse yağ kızdırıp tatlı toz biber sos yapılabilir de hiç gerek yok. Zaten yağlı oldu bu biraz. Siz yağı az koyun söylediğim gibi. Baklanın birkaç çeşit, hatta birden çok 5-6 çeşit pişirme yöntemi var arkadaşlar. Bir yöntemi de bu. Bu çok güzel oluyor. Gerçekten bunun bakla olduğunu bile bazen insanlar anlamıyor. Çocuklar falan anlamıyor. Taze fasulyeye benziyor bu şekilde. Böyle sarımsaklı yoğurdu da döküyoruz. Arkadaşlar. Hepsini dökelim gayri. Bol yoğurtlu olsun. Evet. Çok güzel oluyor gerçekten. Birkaç çeşidi var. Hepsinin de çeşitini bu sene bakla pişirme yöntemlerini vereceğim. Hatta unda balık gibi kızartması var. Fırında kızartması var. Değişik yemeği var. Bu yemeğe değil, buna biz bakla çevirme deriz. Bakla kızartma, unsuz kızartma deriz. Şöyle de üzerine pul biberini de ekelim. Tekrardan pul biber buna yakışıyor. Bol dereotlu. Şöyle süsleyelim arkadaşlar. Ektik tencereden. Aman töbe. Ektik bahçeden tencereye, tabağımıza girdi. Çok şükür Rabbim gösterdi. Yapıp yiyenlere afiyet olsun. Bu tarifimle bakla yemeyen kalmayacak arkadaşlar.